Değerli arkadaşlar, merhabalar. Umarım iyisiniz. Sağlığınıza duacıyım. Evet, AYT Edebiyat Sınav Denemesi. Kaçtayız? 9 değil mi arkadaşlarım? Evet, 9'dayız. Bir testimiz daha var. 10 ve denemeleri bitiriyoruz. Tamam mı? Efendim. 1. Başladık değil mi? Peki. Din törenlerinden ortaya çıkmıştır. Din törenleri arkadaşlar önemli bir ifade. Keçi kılına girmiş bir koro şarkı okur. Evet, ayrı bir, önemli bir ayrıntı. Dans eder. Milattan önce. Çok eski. Kaçıncı yüzyıl? 6. yüzyılda. Bu törenlerde bir aktör eklenmiş. Evet. Böylece tiyatroda ilk konuşma, diyalog ortaya çıkmış. Öşikles. Evet arkadaşlar, Öşikles. İkinci kişiyi Sofokles. Üçüncü kişi ekledi. Anladım. Bakın arkadaşlar. Bunlar bu türün önemli yazarları. Peki. Konusunu tarihten mitoloji. Konu tarih, mitoloji. Çok önemli ayrıntılar bunlar. Lütfen göz ardı etmeyiniz. Kötü ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez. Evet, bir asalet var, soyluluk var değil mi arkadaşlar? Soyluluk var. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hemen geldi mi sizinle? Tragedya. Tragedya. Peki. Tragedya burada kendini nasıl bulmuş? Trajedi olarak bulmuş değil mi değerli arkadaşlar? Tabii bunlar Öşikles falan olunca Bettas zaten olmaz. Efendim, piyes yani bu da olmaz. Komedi olsa şunlar olmaz arkadaşlar, kötü çirkin olaylar olmaz. Efendim, dram zaten bu komediyle trajedinin karışmış şekliydi değil mi arkadaşlar? Ve cevap çıktı nedir? Trajedi cevap Denizli. Evet, yolumuza devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. İkinci soruya göz atıyoruz. Haydi bakalım ikinci soru bize neler ifade edecek? Yukarıdaki parça numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı var? Peki, romantikler duygu ve hayale çok önem verdi. Doğru arkadaşlar, zaten neye karşıydı bunlar? Klasiklere karşıydı değil mi? Klasiklere karşı yazalım. Niye? Klasiklerde sanatçı kendi duygularını ifade edemiyordu. Kalıplar vardı, o kalıplara uymak zorundaydı. Romantikler daha insani, bunlar daha insani yazılmışlar. Daha insani idi. Peki. Evet, duygu ve hayale önem verdi. Klasizmin biçim kurallarını yıktılar. Karşılar tabii ki değil mi? İnsanı kendi çevresi içinde gerçek hayatta olduğu gibi anlattılar. Evet arkadaşlar. Yani gerçek hayatta ne diyelim? Öfke var, öfke var, sevgi var mesela, kim var? Ak kara çatışması var. Hatırladınız mı arkadaşlar? Hayatta da öyle değil mi? Ak kara çatışması var. Peki. Yazarlar kendi duygu ve düşüncelerini eserde gizleyemediler. Evet. Goethe, Hugo, Byron, İngiliz değil mi? Byron efendim, Alman, bu da neydi? Fransızdı. Önemli temsilcilerindendir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Ha, arkadaşlar ben ne anladım biliyor musun? Soru kökünü okumamanın işte yani kötü tarafı. Ben hangi ekol anlatılıyor diye düşündüm ama hangisinde bir bilgi yanlışı var diyor. Evet. Kendi içlerinde, çevresinde gerçek hayat, bakınız, kendi çevresi içinde gerçek hayatta olduğu gibi anlattılar. Burada bakınız, kendini anlattılar değil, kendi çevresini diyor, çevre. Arkadaşlar çevre faktörü ne zaman girdi? Realistlerle beraber girdi. Realistlerle, neye dikkat etmemişiz burada? Evet, şöyle bir göz attım. Allah Allah, soru farklı dedim. Ya nerede bir hata yaptık? Tabii bir taraftan konuşuyorum, bir taraftan da göz ucuyla şöyle cümlelere göz atarken şu kelime dikkat etti arkadaşlar. Gerçek hayatta olduğu gibi bakınız, gerçek hayatta. Gerçek hayat deyince bu ifade bize realizme götürecek. Realizme götürecek. Arkadaşlar o zaman 3 nolu cümlede hata yapmalı çünkü burada özellik. Realizmin özelliği cevabımız ne çıktı? Bilgi yanlışlığı sorulduğu için C çıktı. Evet. Oh be, çok şükür efendim. Ne oldu? Efendim, Bağdat'a gitmeden hatadan vazgeçtik arkadaşlar. Yanlış hesap döndü. Peki efendim. Hangisi farklı bir edebiyat grubu içinde? Evet, soru kökünü okuduk. İyi, çok şükür. Gördünüz mü az önce yaptığımız hatayı? Bu hatayı sakın yapmıyorsunuz arkadaşlar.
canlı bir örnek oldu değil mi? Bakınız ne kadar güzel bir örnek oldu. Vatay aman aman arkadaşlar, sınav dikkat edin. Çok üzülürsünüz. Ben de çok üzülürüm siz üzülürseniz. Evet. Peki hangisi farklı bir edebiyat grubun içinde yer almıştır? Peki. Yaşar Nabi, Ziya Osman, efendim, Vasfi Mahir, Cevdet Solak. Bak bunlar böyle ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Aklıma hemen şöyle yapalım. Yazıcı Mis Vak geldi. Y, Z, C, M, S, V, K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar 7 kişiydi. 7 kişi olunca ne oluyordu? 7 meşaleci oluyordu. Hatırladınız mı arkadaşlar? Bakınız şunlar nerede yer aldı? Şu 7'nin içine yer aldı. Yusuf Ziya Ortaç nerede yer almıştı? Hatırladınız mı arkadaşlar? Milli edebiyat içinde yer almıştı. Cevabımız çıktı mı? Edirne. Ya evet değerli arkadaşlar. Nasıl oldu bu çalışma? Oh çok faydalı oldu değil mi? Evet ben de faydalı oldu dediğinizi hissediyorum şu anda. Evet. Yukarıda sözde edilen romanın yazarı. Oh oh çok şükür. Niye çok şükür dedim? İyi hata yapmadık arkadaşlar. Hemen soru kökünü okuduk. Romanın yazarı diyor değil mi? Romanın yazarı. Evet. Roman 2. Dünya Savaşı'nda 3 oğlunu ve kocasını kaybeden bir anneye toprak ana. Eseri de aynı zamanda arasına geçen konuşmada oluşur. Anne Tolga Nay başından geçenleri toprak anaya samimi iç konuşmayla anlatır. Bu eser kimindi arkadaşlar? Değil mi ya? Cevap Adana değerli arkadaşlar. Peki. 5. Beyaz Kadın Ticareti ve Esaret konusunda dayanan roman. Bakınız. Beyaz Kadın Ticareti. Esaret vardı. Evet arkadaşlar gidiyordu değil mi? Bu bir kız vardı. Romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Yazdığı romanda realizmin izleri görülür. Realizmin. Peki. Çünkü bu romandaki konu konak hayatından alınmıştır. Evet konak hayatından. Yazar asılzade olduğu için konak hayatını yakından tanımış. Evet. İçinde yaşadığı bu hayata ait gözlemler yansıtmıştır romana. Evet bu arkadaşlar bu roman neydi hatırladınız mı? Sergüzeşt değil mi? Peki bu romanı kim yazmıştı? Ya evet. D'deki kim bu? Sami Paşazade Sezai değil mi değerli arkadaşlar? Evet peki. 5. soruyu da hallettik şimdi. 6. sorudayız arkadaşlar. 6 ve 7'yi birlikte okuyabilecek miyiz bakalım? Hayır sığmadı galiba. 6'yı tek okuyalım. Haydi arkadaşlar 6. Tanımlarda hangisi yanlış diyor? Oo tanımlardan. Dante'ye ait Divini Komedi adlı eser, yazarın öbür dünyada 7 günlük gezin hikayesi. Doğru arkadaşlar, doğru, evet. Divini Komedi'de bu anlatılıyor hatta. Ne var? Cennet, Cehennem ve Araf diye bölümler falan değil mi? Efendim, peki. Don Quixote, Cervantes tarafından İspanya'da çok rağbet gören şövalye romanları yermek amacıyla yazılmıştır. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Okursanız göreceksiniz. Montaigne Kibarlık Budalası'nda kişilerin gülüşlüklerini iğneleyici üslupla anlatmıştır. Ayda. Kibarlık Budalası doğru. Kişilerin gülüşlükleri iğneleyici üslup bu da doğru. Ama bunu anlatan Montaigne mi yoksa Molière mi arkadaşlar? He? Molière değil mi? Arkadaşlar bilgi yanlışlığı var burada. Bakın cümlenin yarısı doğru ama başı yanlış. Özne yanlış. Cevap C oldu arkadaşlar. Evet. Güzel insanlar yola devam. 7. sorudayız. Haydi bakalım. 7 ve 8'i birlikte çözüyoruz. Çözüyoruz. Bu parçayı yazarım. Biz dediği aşağıda hangisi? Biz. Evet. Kimmiş bu biz bakalım. Efendim. Bu topluluk o devir için gerekli bir değişimdi. Evet. Peki. Tamam. Evet. Kapanan bir devrin yerine yeni bir devir açıldığını söyleyemem. Ha tamam yeni bir devir açılmış. Çok iddialı değiller onu anladım ben. Edebiyat-ı Cedid'in ileri gelenleri Tevfik ve Halis Ziya ve arkadaşlarıydı. Batı'yı benimsiyorlardı. Tamam. Bunlar onların arkadaşları tamam.
Halis Ziya sürekli. Biz doğudan doğma güneş yerine batıdan doğan güneşi temsil ediyoruz derdi. Halis Ziya'nın lafıymış bakarız. Batıdan doğanı, batıdan doğan güneşi temsil etmek. Evet, tam mecaz anlamda. Evet, yani batıcıyız demek istiyor. Peki, bu sözlere üzülürdük biz. Bu nedenle toplum kurmak gereksinimi duyduk. Aa, bak arkadaşlar bir tepkiymiş demek ki. O devirde ülkenin tümü edebiyata girmeye layık değilmiş gibi sadece İstanbul yaşamı ele alındı. Bizim istediğimiz orijinal bir edebiyattı. Çünkü bizce sanat şahsi ve muhterem. Evet, çok önemli bir ifade. Arkadaşlar bu ifade bir devrin anlayışını yansıtıyor. Hangi devir biliyor musunuz? Çok uzun sürmedi. 1908'den sonra ortaya çıktı bunlar arkadaşlar. Ve 2 ya da 3 sene kadar sürdü. Hatta 2 sene sürdü. Ve önemli bir isim kaldı bize buradan. Hediye kim kaldı? Atif Fecr. Evet, geleceğin efendim Fecr ilk ışıkları anlamına geliyor. Fecr Ati. Cevap Denizli oldu arkadaşlar. Anlatılan. Tamam mı? Evet. Peki. 8. Aşağıdan hangisi sadece Tanzimat dönem sanatçılığı verilmiş? Sadece Tanzimat. Peki. Namık Kemal tamam olur. Ziya ne bu? Halis Ziya olmaz bu Servet Fenonca. Bunu eledik arkadaşlar. Şinas Namık Kemal Recaizade Ahmet Haşim olur mu ya? Değil mi? Az önce öğrendik. Kimdi? Hangi devirde yer alıyordu Ahmet Haşim? Fecrati diye. Peki. C. Namık Kemal Ziya. Olmaz ya bey. Burada ne arıyorsun? Sen milli edebiyatçısın. Evet. Peki. Şinasi. Evet. Namık Kemal. Evet. Ziya Paşa. Ahmet Mithat Efendi. Evet. Romancı. Abdülhamit. Ha. Evet. Bu da ikinci Tanzimat değil mi? Tanzimat'ı ikiye ayırmıştık. Hatırladınız mı arkadaşlar? Tanzimat. Birinci Tanzimat. İkinci Tanzimat. Abdülhamit'i nereye koymuştuk? Şuraya koymuştuk. Değil mi arkadaşlar? Evet, cevabımız ne çıktı? Denizli. Evet, efendim. Denizli de hallettik. Şimdi 9. sorudayız. Hadi bakalım. 9. 9'da neler öğreneceğiz? Bu beyitten. Divan edebiyat ortak konuları hangisi işlenmiştir? Ortak konularından. Peki, beyit okuyalım mı? Ne yanar kimse bana ateşilden özge? Ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Vay be. Evet, bana gönül ateşinden başka yanan kimse yoktur. Evet, benim için yanan, dertlenen tek kişi, efendim nedir o? Gönül ateşi, ateşi dil, dil. Evet, ateşi dil, şu. Evet arkadaşlar. Ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayrı. Vay be. Sabah rüzgarından başka kapımızı açan yok arkadaşlar. Yani yalnız kalmış arkadaşlar, yalnız. Kimsesiz bu insan, kimsesiz değil mi arkadaşlar? Peki, divan edebiyatının ortak konuları hangisi işlenmiş? Divan edebiyat klasik diye arkadaşlar, konular ortak diye hani. İşte ortak konulardan biri. Efendim, ben buldum cevabı sizinle konuşurken, cevap bursa. Yalnızlıktan duyulan şikayet değil mi? Yalnız, kimse açmıyor beni. Peki arkadaşlar, cevap nedir? Bursa. Evet efendim. Bir dörtlükle karşı karşıyayız. Dörtlük hangi nazım türünden alınmış olabilir? Okuyalım. Ne zamana kaldık aman ya Rabbi, kız ile oğlanı seçemez olduk. Büyük bir deryanın içine düştük. Karaya bir türlü geçemez olduk. Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Bakın seçemez olduk. Ne var burada? Eleştiri var. Eleştiri değil mi? Eleştiri var. Evet. Peki dörtlük tarzında arkadaşlar. Eleştirinin halk edebiyat karşılığı neydi arkadaşlar? Efendim? Koçaklama. Yok kahramanlık. Hiciv. Aa hiciv olabilir mi? Olabilir ama arkadaşlar nazım... Hicviye neredeydi bu hicviye? Divan edebiyatındaydı değil mi? Sakın ha bak olabilir konu olarak. Ama divan edebiyatı hicviye. Peki halk edebiyatı bunun karşılığı neydi? Taşlamaydı değil mi arkadaşlar? Evet taşlama cevabımız. Denizli bakın buna çok dikkat edin ha. Şuna çok dikkat edin. Birden bu hatayı yapabilirsiniz. Aman 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 aman. Varsa da zaten olamaz. Varsak Türkler arasında içinde hey be hey bir hey gibi ne vardı arkadaşlar? Seslenişler vardı değil mi?
Ağıt zaten olamaz efendim. Bu söylemek gerek yok. Onu siz biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bilmezseniz arkadaşlar bütün konuları falan bir daha ele alın. Baştan başlayın. Peki. Biraz geç kaldınız öğrenmek için. Bilin artık bu kadarını. Tamam. Peki efendim. 11. İslamiyet öncesi dönemdeki Türklerden yuğ törenlerinde söylenen şiirlere hangi ad verilir? Arkadaşlar yuğ töreni neydi? Ölüm töreniydi değil mi? Ölüm töreni. Peki bu törende ölen kişinin arkasında ne söyleniyordu? Efendim? He? Ağıt mı dediniz? Oo, bu halk edebiyatında. Bu halk edebiyatı olmaz. Halk edebiyatı bu. Halk edebiyatı. Peki halk edebiyatı ağıtın İslamiyet'ten önceki karşılığı neydi? Sagu'ydu değil mi? Evet, sagu değerli arkadaşlar. Sagu. Evet, peki divan edebiyatı karşılığı? Şu divan. Konu aynı ama divan edebiyatı. Biz nereye bakıyoruz? İslamiyet öncesi Türklere bakıyoruz. Sav zaten olamaz. Bu doldurma bir seçenek olarak karşımıza yer almış. Peki arkadaşlar. 12. Bu parçada hangi edebi sanata başvurulmuştur? Edebi sanat deyince daha çok arkadaşlar şiir akla geliyor ama burada düz yazı. Olur mu? Niçin olmasın canım? Allah Allah. Derken kız büyük serpilmiş. Oh maşallah maşallah. Allah bahtla açık etsin. Aklı başında bir ergen oluvermiş. Allah bir yoluna açık etsin. Peki. Bele kadar saçlar, ela gözler. Vay. Yavru balaban bakışlar. Ya. Ağzı oğul balı. Ya. Bak 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 benzetme hep. Yanakları al kiraz hep benzetme. Boyu selvi benzetme. Sanırsın peri bir benzetme. Arkadaşlar baştan aşağı teşbih benzetme. Cevap Denizli. Değil mi arkadaşlar? Evet. Diğer seçeneklere bakalım mı? Hüsnü talih tecahülat istiharek işleştirme. Yok. Sadece vakit israfı olur bizim için. Yola devam edelim arkadaşlar. 13. Evet. 13'teyiz. Hadi bakalım. 13'te neler öğreneceğiz? Bu dizelerde görülen edebi sanat aşırı hangisi? Edebi sanat. Yedi deniz suyu yetmez. Bu ateşi söndürmeye. Allah'ım yarabbim ne kadar ateşti ya. O kadar ateşi var ki. Arkadaşlar yedi denizin suyu yetmiyor. Böyle bir şey olunca ne dersin? Ama abarttın ha dersiniz değil mi? Aynı abartma. Yani abartma diğer adı ne arkadaşlar? Mübalağa arkadaşlar. Mübalağa neydi? Bir şeye, bir duruma, bir olguya. Oğlundan daha küçük ya da daha büyük. Yani çok çok büyük gösterme. İşte biz ne diyoruz? Mübalağa. Cevap Denizli çıktı arkadaşlar. Değil mi? Evet Denizli. Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıda hangisi? Söz sanatı. Okuyalım. Haydi bakalım. Baran değil. Şafak değil. Ebri seher değil. Baran neydi arkadaşlar? Yağmur değil mi? Yağmur. Farsça bir ifade. Yağmur. Şafak, şafak vaktini bilirsiniz canım, kızılık vardır. Ebri seher, seher bulut, ebri buluttu arkadaşlar. Evet, ebri seher değil. Gözyaşı ciğer kadı duğdu ahtır. Ahın inlemesidir arkadaşlar. Ateşidir yakın, yani nedir? Dumanıdır, duğdu ahtır. Ah dumanıdır, şu duman diyelim arkadaşlar, dumandır. Peki, bu dizelerdeki söz sanatı soruluyor. Arkadaşlar burada benim bir şey dikkatimi çekti. Bak ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Bak size şekil olarak izah edeyim daha iyi anlarsın. Baran yağmur şöyle bir diyelim. Onunla aynı anlama gelen gözyaşı. Bak yağmur gördünüz mü? Bir. Bunun karşılığı burada yer almış. Şafak değil. Şafak deyince kızılık akla geliyor. Şurada iki diyelim şuna. Bak bak. Şuna iki diyelim şuna bir diyelim. Peki şafakla ciğer kanı birbirine benziyor mu arkadaşlar? Benziyor değil mi? Evet. Peki ebri seher. Seher bulut. Bulutla duman birbirine benziyor mu? Şunu 3 diyelim. 3 duman. Şunu 3 diyelim. Bak 3'lerle burada buluşuyor. Arkadaşlar birbirine yakın anlamlı kelimeler. Bakın şöyle şey yapalım. Alt alta diziliyorsa, altlı üstü olursa biz bu tür sanata ne demiştik arkadaşlar? Hatırladınız mı? Evet. Lef-ü neşr demiştik. E'de. Evet. Lef-ü neşr demiştik. Hatta bunlar alt alta geldiği için lef-ü neşr-i mürettep de deniyordu. Mürettep. Mürettep. Değil mi arkadaşlar? Burada lef-i neşr-i mürettep var. Ha, bazen şu alt alta gelmeler mesela şu birin karşılığı şurada yer alabiliyor. Ya da ikinin karşılığı şurada yer alabiliyor. Karışık da olabiliyor bunlar. Tamam mı?
Üç tane olmak zorunda değil. Bunlar iki tane de olabilirdi. Bir, iki. Bir, iki de olabilirdi. Altı altı olsa mürettep ama bunlar karşılıklı olursa müşevveş olurdu arkadaşlar. Müşevveş neydi? Müşevveş de karışık demek. Mürettep tertipli düzenli. Müşevveş karışık demek. Buradaki mürettep. Lef-i neşir mürettep. Cevap Edirne. Bu açıklamalar herhalde sizin için yeterli oldu arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Evet, benim için yeterli oldu. Ben tatmin oldum. Bir anlatıcı olarak tatmin oldum. İnşallah siz de tatmin oldunuz. Evet, 15'e bakıyoruz. Hadi bakalım. Haydi 15. Yukarıdaki parçada söz edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Efendim, gazetelerde güncel konuların işlendiği o günün önemli haberlerini değerlendir. Arkadaşlar, gazetelerde bir, güncellik önemli bir ifade. Günlük önemli haberler değerlendiriliyor, günlük. Yazar bilgilendirmeden çok etkilemeyi, evet. O konu üzerine dikkat çekmeye amaçla dikkat, evet. Bu yazılarda. Kişisel yargılarda bulunan yazarın, kişisel yargı değerlendirme. Geniş kültüre sahip olması, tabii iyi olur. Çünkü yazar. Uzmanı olmadığı konularda da yazar. Evet, uzmanı olmadığı konularda fikir beyan eder. Arkadaşlar, bütün bu bilgiler beni nereye götürür biliyor musunuz? Hani gazetelerde köşe yazarları var ya arkadaşlar, şurada köşesi var. Ya da şurada köşesi var arkadaşlar. Efendim, bunlara halkımız daha çok makale diyor. Ama makale bu değil arkadaşlar. Bu makale değil. Bunlar ne biliyor musunuz? Şurada yazılan yazıları biz günlük yazılara fıkra diyoruz. Fıkra. Fıkra. Tamam mı? Bak bu karıştırılıyor, size karıştırmayınız. Peki seçeneklerimizde fıkra var mı? Var arkadaşlar. Cevap C. C işte. Tamam mı? Evet. Peki efendim. Yeter mi yeter? Bir şey daha söyleyeyim. Bu hani bizim kısa fıkralar, öykülerimiz, hani hikayeciklerimiz var ya, öykücüklerimiz. Onları karıştırmayın. Nasrettin Hoca fıkraları falan. O ayrı bir şey arkadaşlar. Evet, o ayrı bir şey. Peki. 16'ya göz atıyoruz şimdi. 16'da karşımıza ne çıkacak bakalım. Yukarıdaki dörtlüğün alındığı şiirin nazım biçimi diyor. Bir dörtlük var. Biçimi, nazım türü. Biçim ve tür. Aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? Arkadaşlar, nazım biçimi ya da şekli deyince ne anlıyorduk biz? Efendim, onun uyak düzeni, efendim, vezne yani ölçüsü falan anlıyorduk değil mi? Nazım türü deyince arkadaşlar konusuna bakıyorduk, konusuna. Tamam mı arkadaşlar? Peki, işlediği konuya göre. Peki, bakalım şimdi. Elif kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar, ak kedileri kalem tutar, yazar elif elif diye. Bak, şekil olarak baktığımızda şunları görelim. Bir, dörtlük. Doğru mu? Dörtlük. İki, dil sade. Sade. Sonra kaşlı hece, bakın sayıyorum şimdi. Elif kaşlarını çatar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Gördünüz mü? Bakın sekizde. Sekizde heceyle yazıldı. Şu bütün bu bilgiler bizi nereye götürür biliyor musunuz arkadaşlar? Halk edebiyatına semaiye götürür. Evet. Bunun nazım içimi semaiye. Nazım türü. Peki nazım türü deyince konuya bakacağız. Ne oldu burada? Güzellik anlatılıyor. Bakın elim kaşları çatar. Gamzesi sinime batar. Akedleri kalem tutar. Yazar elif elif diye arkadaşlar. Bakın koçaklama güzel. Taş, eleştiri olsa taşlama olacak. Koçaklama kahramanlık, yiğitlik olacak. Burada bir güzelleme var arkadaşlar. Güzelleme. Ama iki tane var güzelleme. Koşma mı? Semai mi? Arkadaşlar koşma da hece 11'liydi. Unutmayınız 11'li. Semailerde 8'liydi. Unutmayınız. 8'li olduğunda o zaman cevap semai ve güzelleme. Efendim cevabı çıktı. C oldu. Arkadaşlar bir testin sonuna geldik. Görevlerimiz neydi? Konu tekrarı, paylaşım, yeni konuya hazırlık ve efendim dua ediyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Efendim iyiliği yayıyoruz, güzelliği yayıyoruz ki efendim hem yayan kişi olarak lokomotif alıyoruz hem de onun rüzgarından faydalanan olarak vagon da oluyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Güzel insanlar, hoşça kalınız. Her şey gönlünce olsun. Hoşça